Hepinize merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Yine bilgilendirici video tadında bir şey yapmaya çalışacağım. Bugünkü konu, yani bilgi vereceğim şey, bu oyundaki MS sorunu. Biliyorsunuz ki SV'de gerçekten ciddi anlamda bir MS sorunu var. Hani bir türlü de çözülemiyor yani. Oyunda bir şey yapmıyor. Hani herhangi bir gelecek güncellemelerde ben görmedim bunların düzeltildiğine dair bir şey. Ve oyunda anlık bir MS çıkması oluyor. Mesela siz 30 MS, 10 MS oynuyorsanız bir anda 90 ve 120'ye kadar çıkabiliyor. Bunun sebebi oyundan kaynaklı. Tabi bazı durumlarda internetten kaynaklı da olabiliyor ama geneli oyundan kaynaklı ama. Bildiğim kadarıyla bunun hakkında da bir açıklama yaptılar. Hani güncellemelerde düzeltilecek diye. Ama maalesef ki herhangi bir şey olmadı da. Biz de hani bekliyoruz sabırla. MS neyi engelliyor? İlk başta onu açıklamak istiyorum birazcık. MS oyun içinde aldığınız internet verisinin kuvveti demektir. Hani nasıl diyeyim? Bir anda MS fırlarsa siz skill'i geç atıyorsunuz ve gerçekten bu ölmenize başlıca bir sebebi yani. Başka hareket hızınız değişiyor. Mesela siz yukarı gitmek için hareket yaptığınızda oyun bunu geç algılıyor ve bir saniye geç yürümeye başlıyorsunuz. Hani bu da çoğu yer zaten ölmenizin sebebi. Ve bildiğim kadarıyla bunun hilesi de var. Oyuna girdikleri zaman hile açıyorlar. Hile açtıkları zaman otomatikman oyundaki herkeste bir MS sorunu yaşanıyor. Ama bundan emin değilim. Tam şey değilim şu an. O yüzden fazla bir yorum yapamayacağım bunun hakkında. Ama ilk başta yapmanız gereken, mesela klasik sayfasına girin ama hiçbir şeye basmayın. Oyuna başlamanıza gerek yok. Burada MS'inizin kaç olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela benim aldığım MS şu an 21. Bunun sebebi ne? Normalde oyun içinde bu ciddi anlamda artıyor. 120'ye çık, hatta sabit 120 olduğu oyunları da biliyorum. Ve genelde ben fan oynadığım için bana ciddi sıkıntılar yaratıyor. Ben çoğu oyunu o yüzden kaybediyorum. Mesela şu oyunda MS'den oynayamadım ben. İp atılmıyor. İp atamadığım için, daha doğrusu atılıyor ama benim istediğim süreden geç atıyor ve bir anda adamların arasında kendimi buluyorum. Engelleyemiyorum da buna. Çünkü geri dönüş de yapamıyorum. Ya fan oynarken ciddi anlamda bu MS sorunu beni yoruyor ya. Hani baya baya beni geri düşürüyor. Şu maça ben çok tilt olmuştum ya. Neyse. Onu sizin nasıl düzeltebileceğiniz hakkında bilgisini veririm ama önce MS'in sizden mi kaynaklanıyor yoksa oyundan mı kaynaklanıyor, bunu çözmeniz lazım. Mesela az önce dediğim şeyi yapın. İnternet ve kendi mobil verinizi açın ve klasik sayfasına girin. Biraz bekleyin. Orada MS'iniz yazıyor. MS'iniz 21. Tamam. Mobil veriniz düzgün demektir. Mobil veriden oynayabilirsiniz. Tabi anlık yükselmeler olacaktır. Ondan sonra tekrar Wi-Fi'ye bağlanın. Tekrar aynı şekilde bu sayfaya girin ve bekleyin. Orada MS'inizin kaç olduğu yazacaktır zaten. Baktınız normal. Tabi gayet güzel. Hani ikisi de 20. Sabit bir MS'i var. Yüksek değil. Oyuna girdiniz. Oyun içinde oynarken ciddi anlamda MS sabit 120 oldu. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Sorunu belirledik zaten. Sorun oyundan kaynaklı. Hemen ayarlar kısmına giriyoruz. En altta dil kısmının hemen yanında bağlantı algılama var. Buraya basıyoruz. İsterseniz böyle test edebilirsiniz. Bu biraz uzun sürüyor ama ben bunu arada bir yapıyorum. Hani bu sizin oyunuz MS'inizin genel olarak nasıl gideceğini gösteriyor. Mesela bende 21 çıktı. Belki burada başka bir şey çıkacak. Onun sebebi de şey oluyor hani. Şu an iyi ama tekrar bozulabilir anlamına geliyor. Ben birkaç kere denedim. Ya benim anladığım o. Burada genelde 60-70 çıkıyor. İlk baştayken benim dediğim sayfadan baktığım zaman MS'im 21 iken oyuna girdiğim zaman bu 50-60'a çıkmış oluyor. Ben de böyle bir bağlantı kurdum. O yüzden isterseniz bunu yapabilirsiniz, isterseniz yapmayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bu kaynak kontrol dediği yerde oyundaki bütün verileri indirmiş misiniz? Yani ne demek oluyor bu? Kıyafet bazen size kostümler gözükmez, bazen hatalı bir bug olabilir. Onları, hani onlar için yapılmış bu olay bu da. Bunu da yapabilirsiniz. Ben arada bir yapıyorum. Bir sıkıntı çıkmıyor. Eğer bir sıkıntı varsa zaten size söylüyor zaten. Bu böyle böyle bir sıkıntı var. Ve tekrar size en yeni, en güncel dosyaları indiriyor. Bunu da tavsiye edebilirim. Asıl önemli kısım bu ön belleği temizleme yeri. Ben bunu çok sık yapıyorum. Neredeyse her oyuna girmeden önce bir iki kere bunu yapmaya çalışıyorum. Sebebi bu gerçekten MS'i düşürdüğünü inanıyorum. Ki araştırmalarım o kadar şey yaptım, o kadar oyun deneyimim oldu. Bunu yapmadan girdim oyunların hepsinde MS sıkıntısı yaşıyorum.
Bu sayfaya geldik. Tekrar göstereyim nasıl geldiğimize. Bağlantı algılama. Ön bellek temizleniyor kısmına geldikten sonra ön belleği temizlemek için tıklayınız yazan yere bir kere basıyoruz ve temizlendi, oyun tekrar başlatın diyor. Tamam diyoruz. Ya şu an benim MS'im yüksek olmadığı için bunu size gösteremeyeceğim. Ama deneyip video yorum atabilirsiniz oldu ya da olmadı diye. Ona göre ben size başka yollarda tavsiye edebilirim. Şu an oyunun yüklenmesini bekliyoruz. Zaten MS'im 21'di benim ya. Hani yüksek olmadığı için çok çalıştığını hiç yoktan ben kendim gösteremeyeceğim. Ama siz bunu kendiniz deneyip görebilirsiniz. Bir şey kaybetmiyorsunuz. Oyunuzdan hiçbir şey silinmiyor. Çarınız silinmiyor. Sadece MS sorunu için bunu yapmış oluyorsunuz. Hemen tekrar bir bakalım. Pek bir şey değiştiğini zannetmiyorum gerçi ama. Halen 20 MS'teyim. Hiç yoktan benim yapmam da güzel oldu. Güzel oldu. Şu an oyuna girmeyeceğim gerçi ama. Biraz beklerseniz belki MS'iniz yükselir. Eğer yükselirse keza benimki. Tekrar size en baştan ipucu göstereceğim. Hani işe yarayıp yaramadığını da yükselmiyor. Ya bu dediğimi yaparsanız oyun içinde oyun oynayışınız biraz daha rahat, akıcı bir hale gelebilir. Özellikle main'e böyle sürekli hareketli karakterler olan olursa. Mesela benim gözümde daha doğrusu ADC'lerde fazla bir sıkıntı yok. Zaten genel olarak düz vuran şampiyonlar her şekilde vuruyor. Sadece yön sorununda biraz sıkıntı olur. Yani ani bir baskın yediğiniz zaman geri kaçamazsınız. Skill'i geç atar vesaire vesaire. Böyle sorun yaşayabilirsiniz. Ama mesela Gusion'da yarım saniyelik bir gecikme bile komboyu direkt bozmasına sebep oluyor. Bu da bence gayet kötü. Keza Fanny'yi zaten söylemeye gerek yok. Yarım saniyeye bile gerek yok. Hani zamanın onda birinde bile ip atmazsa olay bitiyor zaten. Direkt duvarı kaçırmış oluyor, ip kaçırmış oluyor. Kombosu bozuluyor, hasarı düşüyor. Böyle şeylere neden olabiliyor. Hayabusa'da da mesela gölgesine hemen dönemezse, gank attıysa mesela gölgesinde geri dönemediği için orada ölmüş oluyor. Bu da kötü. Genel olarak bu MS bütün karakterleri, bütün oyunu etkiliyor. Hani bu benim söylediğim alternatif bir çözüm. İşe yarıyor bunun hani şeyini ben kaç kere her gün yapıyorum hatta her oyundan önce bir iki kere bu ön temizlemeyi yapmam gayet oyunun oynayışımı iyi hale getiriyor. Diyeceklerim bu kadar. Umarım işinize yarar. Eğer işinize yararsa arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz severim. Sevinirim. Severim ne ya? Sevinirim. Kanalı büyütmek istiyorum. Bu yüzden sizlerden de destek istiyorum. Eğer video hoşunuza gitti hem abone olup hem de arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ve like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.